Kapıdan çıktık, hayvanlar kesilmeye başladı. Biz hayvanımızı kestik. Danamız şu anda Osmanlı'da dana kavurma yapmaya hazır mı Hasan Usta? Hazırız, evet. Şu an kesilmiş hayvanımızı birazdan kavurma yapmak üzere hazırlığımıza başlıyoruz. Öncelikle bayramınız kutlu olsun diliyoruz. Tüm Müslüman aleminin, tüm Türkiye'nin, tüm dünyanın bayramı kutlu olsun. Sağlık, huzur ve mutluluk içerisinde geçirmeni temenni ediyorum. Ben et hakkında şöyle kısa bir bilgi vermek istiyorum. Hemen geleceğim Hasan abi. Şimdi özellikle Türkiye'de çok yoğun bir şekilde bayramda etler kesilmekte. Evet. Dini vecibi olarak da yerine getirilmekte. Peki o kadar kesilen etler şu anda bulunmuş olduğumuz ortam dahi 50 derecenin üzerine çok sıcak bir hava var. Nasıl muhafaza edilecek etlerimiz? Şimdi etlerimiz kesildikten sonra çünkü et canlı olduğunda biraz sıcaktır. Bunun bir 3-4 saat dışarıda dinlendirildikten sonra uygun bir şekilde parçalara bölünüp artı 4 dolabına konması lazım. Birkaç saatte 4 derecede, 5 derecede beklenmesi lazım. 4-5 derecede beklendikten sonra tekrar steril edilmiş ya da uygun saklama kapları veyahut da poşetlerinde bu sefer -18 derecedeki difrizlerimize muhafaza etmemiz lazım. Yani difrize konulduktan sonra uzun bir süre etimizi muhafaza edebiliriz. Abicim bugün Osmanlı Türk mutfağında en çok revaçta olan kavurmadan bahsedeceksiniz. Onu yapacaksınız ama çok fazla malzememizin olmadığını burada görüyorum. Sen diyorsun ki Osmanlı mutfağında belli başlı sadece baharatlar, kuyruk yağı ve soğan, sarımsak, tuzun haricinde bir şey girmezdi. Tabii o şimdi şöyle bir şey, isteyen bunun içerisine domates, biber de ilave edebilir ama genellikle dana kavurma sade bir şekilde tercih edildiği için biz de bunu bu şekilde sade yapmayı düşünüyoruz. O zaman şu anda ekranları başında bizi izleyen milyonlarca izleyicimiz büyük ihtimaller saatler şu anda 14 olduğundan dolayı yani biz adet olarak kendi evimizde sabahleyin önce ciğeri yiyoruz böyle bütün sülale toplanmış bir şekilde. Herhalde sizler de şu anda ciğeri yemiş durumdasınızdır. Eti de büyük ihtimalle akşamüstüye doğru yapacaksınız. Efendim malzemelerimizi Hasan abicim şöyle beraber sayalım. Şimdi dana etimiz, kurbanda kestiğimiz dana etimiz. Neresi olacak abi? Yani kavurmada neresi güzel? En güzel ismi tranç dediğimiz arka butlardan daha uygun, daha güzel olur. Arka but. Evet, arka but. Tranş dediğimiz ya da yumurtalık tabir ettiğimiz arka buttan olacak bu. Kuyruğumuz var. Kuyruk yağı olmazsa olmaz. Bunun lezzetini verecek olan esas kuyruk yağıdır. Yalnız dana mı, kuzu mu? Bu kuzu. Hem kuzu kokusu olsun, zaten dananın kuyruğu olmaz. Hem kuzu kokusu olsun, hem dana etinden birleştiğimizde güzel bir aroma sağlayacağız. Ve daha sonra içine kimyon, karabiber, kekik. Aynı kimyon olacak. Kimyon. Karabiberimiz olacak. Biraz da kekik. Kekik olmazsa olmazdır zaten. Tamam, çok güzel. Tekrar buna eti kavurma aşamasına geldiğimizde soğan ve sarımsak. Tamam, sarımsağımız kaç adet olacak içerisinde? Şimdi yapacağımız bu gramdaki ete göre 4-5 diş sarımsak, 4-5 diş tane sarımsak, soğan yeterli. 2 tane soğan, aldığı kadar mı yoksa? Yeterince tuz. Yeterince tuz aldığı kadar dersek efendim burada Allah'ım kesinlikle hiçbir şeyi çok fazla bu bayramda kaçırmayacağız. Etimizi yiyeceğiz, tatlımızı da yiyeceğiz. Evet. Ama tansiyonları fırlatmadan, şekerleri fırlatmadan. Öncelikle ne yapacağız Hasan abi? Öncelikle etimizi doğrayacağız. Etimizi doğradıktan sonra önceden hazırlamış olduğumuz etin kanlı suyunu almamız için kaynar suya atmamız gerekir. Bir dakika şimdi. Çok hassas bir nokta. Evet. Bir dakika. Etimizi doğrayacağız. Etimizi doğradıktan sonra tavaya atmayacağız mı? Hayır. Önce bir kanlı suyunu almamız gerekir. Yani ağır bir şey kokmasın diye, kanın ağırlığı olmasın diye kanlı suyun içinde birkaç dakika, yani kaynamış sönmüş suyun içinde birkaç dakika hemen kanını almamız gerekir. Yani tam olarak haşlamayacağız. Çok hafiften bir kanlı suyunu alacağız. Yani et şey olmasın, koyu olmasın diye.
daha güzel olsun diye. Kuyruk yağımızı yapmayacağız değil mi? Öyle kuyruk şey. Yağını hayır, sadece onu doğrayacağız. Önceden eti atmadan önce kuyruk yağını kavuracağız biraz. Kuyruk yağını kavurduktan sonra etten başlayacağız kavurmaya. Sana burası çok sıcak. Efendim olduğumuz yerde tam 3 tane klima, bir tane büyük vantilatör var ama hava gerçekten Ege bölgesinde çok ama çok sıcak. Adana'dakiler çok sıcak diyorlardı. Gelsinler bir de buraları, yemin ediyorum. Programı çekerken her 3 dakikada ara veriyoruz, tellerimizi siliyoruz. 3 tane burada klima olmuş olmasına rağmen bayram gerçekten çok güzel geçiyor. Bütün İslam alemini, bütün insanlığın Kurban Bayramı'nı tebrik ederken eğer hazırsanız Osmanlı mutfağında dana kavurma yapmaya başlıyoruz. Etlerimizi güzel güzel doğradı. Evet. Şu anda ne yapacağız? Şimdi etimiz, kurbanımız taze olduğu için, tam kanını salmadığı için bunu kavurduğumuzda et kokusu, kan kokusu ağır olmasın diye kaynatmış olduğumuz suya atacağız. Birkaç dakika kaynatmış olduğumuz suda bekleteceğiz ve bunu da seyircimiz görecek. Kanını salacak. Tamam. Ya biz normalde haşlamıyoruz. Sadece taze hayvan kesildiğinden dolayı o kanını salsın diyerekten sadece kaynama su olacak değil mi? Tuz falan olacak Hayır, mı? Gerek yok. Tuzunu hemen yapalım efendim. Evet. Bayağı da şu anda Hasan abi siz doymazsınız dedi. Ortalama 3 kilo neredeyse şu anda kavurmalık etimiz var. Suyun içine attık etimizi. Şuradan kevgirimizi de alalım. Tamam. Ben Hasan abimin yamağıyım bugün efendim. Kameraman arkadaşım daha da böyle yakına gelecektir şu anda. Yalnız suyun içerisine atar atmaz etimiz renk değiştirdi. Evet, kanlı suyunu salacak. Hem daha berrak etimizi kavurduğumuzda berrak olacak ve daha güzel görünümlü olacak. Benim korkum şu Hasan abi. Dana kavurma, kuzu kavurma gibi yani tavada yaptığımız zaman yumuşak olacak mı? Olacak. Aynen öyle. Sana güveniyoruz abiciğim. Peki bu burada birkaç dakika duracak. Evet, biz 2-3 dakika kadar yeterli oluyor. Tamam. Sonra ne yapacağız? Kameraman arkadaşımız da görebilir. Siz de görürsünüz. Bakın kanlı suyunu saldı. Suyun rengi değişti. Gerçekten de evet. Kanlı suyumuş şu anda salındı. Evet. Etimizin de rengi değişti. Etimiz gerçekten muazzam oldu. Hayvan daha 3-5 saat önce kesilmiş olmasına rağmen gördüğünüz gibi muazzam bir hale geldi. Tamam. Ondan sonra kavurma aşamasına geçeceğiz. Kavurma aşamasında tekrar o zaman görüşmek üzere. Dana kavurmada kuyruk yağlarımızı ince ince doğradık. Evet. Şimdi ocağımıza atacağız. Peki neden zeytinyağı değil de kuyruk yağı? Kuyruk yağı hem daha lezzetli hem aroması daha güçlü olsun diye. Ki kuyruk yağında insan vücuduna, sağlığına faydası olduğumuzu hepimiz biliyoruz. Özellikle eklemlerimizde, kemiklerimizde çok faydalı bir şey olduğu için kuyruk yağını biraz atacağız ve birkaç dakika kuyruk yağını kavurduktan sonra etimizi ilave edeceğiz. Tamam. Hemen abi başlayalım. Şu anda tavamızı ocağın üzerine aldık. Hiçbir şekilde başka yağ ilave etmeden. Bu kaç dakika bu şekilde kalacak abi? 3-4 dakika kalması gerekir. 4 dakika boyunca eriyecek mi? Evet, aynen eriyecek. Kendi yağını biraz saldıktan sonra sonradan dana etimizi atacağız.
Tamam, o zaman 3-4 dakika bu şekilde ben size yardımcı olayım. Siz o zaman etleri arka taraftan yavaş yavaş getirirsiniz abicim. Aman Allah'ım. Hasan abi bu yapışıyor ama sıkıntı olmaz değil mi abi? Yağını saldıkça salar. Hatta kapağını kapatırsak daha da güzel. Öyle mi? Tabii. O zaman Hasan abiye en iyi yardımım kapağı kapatmakta olacak. Bakalım birkaç dakika sonra içeride nasıl bir görüntü bizi bekliyor olacak. Efendim, kuyruk yağımız neredeyse eridi. Hasan abim şu anda suyun içerisine kanı alınmak üzere olan etimizi getirdi. Aman Allah'ım. Etle şu anda muazzam bir şekilde kuyruk yağı buluştu. İnanın burada olmanızı isterdim. Bu kokuyu hissetmenizi isterdim ama bugün ilk defa, senede bir defa yayın yaparken çok rahatım. Çünkü inanıyorum ki bugün evine et girmeyen insan yoktur Hasan abi. Evet, doğrudur. Herkes kurbanını kesecek. Kesenler olmayanlara bir miktar verecek. Herkes birbirine yardımcı olacak. Kesinlikle. Kesmiş olduğumuz etin en azından 1/3 kısmını konu komşuya mutlaka ama mutlaka dağıtın. Bakın, sadece senede bir defa evine et giren onlarca, yüzlerce, milyonlarca insan olabilir. Hatta şuna çok dikkat edelim. Bazıları evine et girmese dahi evimde et yok diyemiyor, utanıyor. Bunu ancak sizlerin gözetmesi lazım. Buradaki etimiz bu şekilde ne kadar kalacak Hasan abi? Yaklaşık bu şekilde kısık ateşte kavurursak hemen hemen 1 saat kavrulması lazım et melhem gibi olması için. Şimdi etimiz kuzu kuyruğundan birlikte yağını saldı, kavurmaya başlıyoruz. Bu kavruldukça et kendi suyunu salacak. Kendi suyunu salmaya başladığında biz bunun içine soğan ve sarımsağımızı atacağız. Tuzunu et sıkmasın diye daha sonra atacağız. En son söndüreceğimize yakın baharatlarını atıp servise hazırlayacağız. Yani suyunu salacak, suyunu kendi kendine çekip kendi yağı kalacak. Kavurmamız o zaman hazır olacak. O zaman 1 saat boyunca bu şekilde kalacak. Ondan sonra da yine soğanımızı, sarımsağımızı, baharatlarımızı içine atacağız. Ondan sonra ne kadar duracak orada? Yaklaşık 15 dakika yine durması gerekiyor. Evet, Hasan abiden lapır lapır terler, benden lapır tapır terler akmaya devam ediyor. Çok sıcak bulunmuş olduğumuz ortam. Fakat bu burada devam ederken biz neye başlıyoruz? Biz şimdi Osmanlı mutfağında saray kebabı dediğimiz... Aman Allah'ım efendim, eğer hazırsanız Osmanlı mutfağının en ama en kutsal yemeklerinden bir tanesi... Saray kebabı evet. Özellikle padişahların özel yemeklerinden. Evet efendim. İçerisinde sebze karışımı, dana eti ya da kuzudan da olabilir. Peşamal sos ve kaşar peynirinden birlikte servis edeceğiz. Fırına atıp servis edeceğiz. Efendim hazırsanız başlıyoruz. Mutfağının en kıymetlerinden saray kebabı yapacağız. Tamam, malzemelerimiz neler Hasan abicim? Malzemelerimiz sebze garnitürü. Garnitürlerin içerisinde kabak. Kabağımız önemli. Evet. Şimdi kabak çıktı mı Hasan abi? Evet çıktı. Manisa'nın yerli kabağıdır bu. Yerli kabağımız hemen havuç. Havuçlar birazcık hormonlu gibi geldi. Yok, ama değil mi? Değil. Hormonlu değil. Büyük. Patlıcan. Patlıcanımız. Abi acı patlıcan olmaması için Hasan abi neye dikkat edecek alıcılarımız? Şimdi aslında Manisa'nın yerli patlıcan henüz çıkmadığı için, yani kadife patlıcan dediğimiz o patlıcan daha güzel olurdu. Ama çıkmadığı için şu an normal, bunlar sera patlıcandır büyük ihtimalle. Sera patlıcan mı? Bunlar sera patlıcan. Patates. Bunları hazırlayıp soyacağız. Küp küp doğradıktan sonra yağdan geçeceğiz. Yağdan geçirdikten sonra tekrar baharatla harmanlayıp hazırlık aşamasına başlayacağız. Et olarak da dana kavurmamızdan. Normal etinden kullanacağız. Tamam. Evet. Aslında orada birazcık Hasan abim uyanıklık yaptı. Hasan dedi zaten 3 kilo orada dana kavurma etimiz var dedi. Onu da bu yemeğimizin içerisine kullanacağız. Baharatlar da yine aynı şekilde. Karabiber. Kimyon. Kekik. Kekiğimiz var. Bir de sumak var zannedersem. Köri atacağız çok az. Köri atacağız. Yine sarımsak ve soğanımız girecek işin içerisine. Maydanozumuz var. Maydanoz en son mu girecek? En son. Tamam. Tuzumuz da mı en son? Evet. Bir dakika. Şimdi çok önemli bir soru soracağım abi. Mangal yapıyoruz. Evet. O mangala, yani garnitürün içerisine bulamadan önce, tuzu ateşe koymadan önce etle buluşturmamız gerekiyor. Şimdi mangala eti pişirirken tuzsuz atarsak daha çabuk pişer.
Ama tavuklarda tuz atarsak, ızgarada tuz atarsak onda fark etmiyor. Peki, ama şu anki kavurmaların içerisine de tuzu ne zaman atacağız? Pişimine yakın atacağız. İlk başlangıçta atmıyoruz. Tabii, atmıyoruz. Çünkü tuzu attığımız zaman eti sıkıyor, geç pişmesini sağlıyor. Tamam. O zaman Hasan abicim, saray mutfaklarında padişahlara yaraşır, gerçekten sizlerin de ağzının suyunu akıtacak olan muazzam bir yemeği yapmaya başlayalım. Evet. İzleyicilerimiz de yavaş yavaş ekrana getireceğiz. Her bir şeyi harfiyen kalemle, kağıtla not alırsanız bu akşam dana kavurmamızın yanında saray kebabımızı da yiyeceğiz. Birazdan tekrar ocakta görüşmek üzere. Kebabımızın patateslerini, havuçlarını küp küp doğradık. Evet, doğru. Buradaki yağımız kaç derecede? Yaklaşık 130-140 derecede ısırmış olan yağımızın içine kızarması için atacağız. Hadi atalım bakalım hep beraber. Allah'ım, Allah'ım. Evet. Abi ne kadar kızaracak burada? 10 dakikada kızarır. Tamam, 10 dakika boyunca bunlar kızarırken bizler yine patlıcan garnitürlerimizi hazırlayacağız. Kabaklarımızı doğrayalım. Bunlar pişirken sonra onları mı kızartacağız? Evet. Tamam. Ortalama bir saatten beri burada muazzam bir şekilde kuyruk yağıyla ne oldu Hasan abicim? Kuyruk yağından etimizi kavurduk. Yaklaşık bir saate yakındır, pişmeye yakın. Şimdi soğan ve sarımsağımızı vereceğiz. Bunu daha sonra geç vermemizin sebebi soğanlar çok ölmesin, hafif diri kalsın, ağzımıza gelirken güzel soğan lezzeti olsun diye. Allah'ım gerçekten evet. Muazzam bir şef. Biraz önce soğanları doğrarken şov yaptı. Sarımsakları da yine aynı şekilde. Baharatları da birkaç dakika sonra mı hemen mi atıyoruz abi? Atalım abi. Hemen baharatlarımızı atıyoruz efendim. Evet, evet. Aromasını güçlendirsinlikle. Bir miktar karabiber atıyoruz. Bir miktar kimyon. Şu anda izleyicilerimiz kaç kilogramdan yaparsa ona uygun bir şekilde atacaklar. Evet. Kekik olmazsa olmaz. En güzel lezzeti verecek olan buna kekiktir. Onları da attıktan sonra. Şimdi bir kere karıştırın. Allah'ım, 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 muazzam kokular, muazzam lezzetler. Yemin ediyorum ama çok mutluyum. Şu anda bugün herkesin evinde et olduğunu ve herkesin bu akşam et yiyeceğine eminim. Evet, soğanımızı, baharatımızı verdikten sonra şimdi tuzumuzu da atıyoruz. Tamam, tuzumuzu da atalım. Ne kadar kalacak bu şekilde yine Hasan abi? Bir dakika daha kavuracağız. Ondan sonra hazır olacak. 10 dakika sonra bunu yiyeceğiz. Ondan sonra saray kebabına başlayacağız. Kebabımızda. Evet, yeterince tuzumuzu attık. Tamam. Hiç su atmadık. Hayır, gerek yok. Çünkü dana kavurmanın özelliği kendi yağında, kendi suyundan kavrulmasıdır. Yemin ediyorum bu tarzda dünya üzerinde belki de 10-15 tane usta bulunmakta. Saray kebabımızın patates ve havuçları kızardı. Yağımızdan aldık ve şu anda kabakla patlıcanımızı atıyoruz. Hadi bakalım. Ateş şu anda tam istenilen kıvamda. Evet. Abi köpük neden çıkıyor? Yağ kızgın olduğu için. Evet.
Ne kadar böyle bu şekilde yine kızaracak? 6-7 dakikada kızarır. Tamam. 6-7 dakika sonra bu kızaracak. Burası kızardı. Sonra ne yapıyoruz abiciğim? Bunları ikisini birleştireceğiz. Daha sonra da baharatlarımızı, maydanozumuzu ve birkaç diş sarımsak doğrayacağız. Harmanlayacağız. Tamam. Harmanlıktan sonra diğer aşamaya geçeceğiz. Hadi bakalım. Kavurmamız şu anda neredeyse oldu olmak gibi. Üzere. Evet. Abi yemin ediyorum çok acıktım. Ya bayramda şu anda herkes etini yedi. Köftesini yedi, çorbasını içti, ciğerini yedi en azından. Ya kameraman arkadaşlar, bizler hala etin tadına bakamadık. Akşam oldu. Lütfen abi. Beraber hazır olduk. Şu anda bakacağız. Saatler yemin ediyorum 7'ye neredeyse geldi ve biz hala ağzımıza eti atamadık. Kızardılar. Evet. Ocağımızdan, yağımızdan çıkartıyoruz. Evet. Sultan kebabımız. Yavaş yavaş. Evet. Sonuna doğru yaklaşıyoruz. Sonunu demeyelim. Henüz bunu harmanlayacağız. Etle kavuşturacağız. Ondan sonra buna beşamel sos yapıp üzerine kaşar peyniri 180 derece fırına atacağız. Saray kebabımız da sonlara neredeyse yanaştık. Burada muazzam bir şekilde yağımızın içerisinde patates, patlıcan, kabak ve havuç, bazen unutuyoruz efendim. Hemen yanında baktığımız zaman muazzam bir şekilde danamızı kavurmuştuk. Bunun içerisine ekstradan biber ve domates de ekledik efendim. Evet. Şimdi ne yapacağız abi? Şimdi bir ufak bir kase yardımıyla önce kasenin dibini hafif bir yağlamamız gerekiyor. Kalıp şeklinde dökeceğimiz zaman yapışmasın diye hafif bir yağladık. Şimdi ilk önce şu şekilde kasemizin dibine et bırakıyoruz bir miktar. Ondan sonra da bu hazırlamış olduğumuz garnitürden. Yalnız bunu koyduğumuz zaman böyle hafif bir bastırmamız gerekir. Dağılmasın diye döktüğümüzde. Şu şekilde bastıracağız. Hazırlamış olduğumuz tepsiye şu şekilde hafif bir sert vurarak bu şekilde kalıp şeklinde. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım, evet. Yemin ediyorum şu anda ağzımın suyu, evet, akmaya başladı. Kameramanı zaten söylemiyoruz. Şu evet, anda son 10 dakikadan beri abi karnım acıktı, karnım acıktı, evet, diyor. Aman Allah. Güzel bir ziyafet çekeceğiz bunun yanında. Yani gerçekten sultanlara, evet, dair, evet, gerçekten bizim milletimizin, bizim vatandaşımızın ağzına dair. Evet. Hasan abi gerçekten çok teşekkür ediyorum ya. Bayramın evet, birinci günü, evet, kendi ailenle, çoluğunla, çocuğunla. Hasan abimin iki tane de torunu var. Bakmayın böyle, evet, genç gözüklüğüne. Normalde dede olan bir insan. Evet. Ve şimdi üzerine beşamel sosu, kaşar. Ondan sonra da fırına vereceğiz herhalde, değil mi abi? Evet efendim. Şimdi hazırlayalım, ondan sonra fırına vereceğiz. Evet. Efendim böyle devam edecek. Burayı donatacaklar. Efendim burası donatılacak. Tamamıyla tepsinin altına, görmüş olduğunuz gibi tabağın içerisine başlangıç itibariyle yağımızı koyuyoruz. Evet. Ondan sonra dana kavurmamızı koyuyoruz. Üzerine de patates, patlıcan, kabak ve havuç olan garnitürlerimizi koyuyoruz. Üzerine bastırıyoruz. Tabağımızın içerisine koyuyoruz. Sonra ne yapıyoruz Hasan abiciğim? Bu aşamadan sonra beşamel sos hazırlayacağız. Süt, un karışımı. Ondan sonra üzerine kaşar peyniri fırına atacağız. Fırında ne kadar kaldık? 15 dakika falan. Allah'ım. Evet. Allah'ım. Yaklaşıyor. Evet, evet, sona yaklaşıyoruz. Ama şu anda zaten dana kavurmamız neredeyse olduğundan dolayı biz ona Hasan abicim başlasak da olur değil mi? Olur. Abi et yemek istiyorum ya. Et yemek istiyorum çok çünkü. Az, çok az kaldı. Çok az kaldı. Efendim evet, müsaadenizle peşamel sosumuzu yapacağız. Üzerine kaşarımızı koyacağız. Evet. Sonra fırınımıza atacağız. Peşamel sosumuzu yapmaya başlıyoruz. Ne var abicim? Şimdi bir miktar sıvı yağ tavamıza koyuyoruz. Tavamıza koyuyoruz. Tavamıza sıvı yağımızı koyduk. Çok hafif ısınmasını bekleyeceğiz. Burada ısıracağız. Evet. Aslında size burada ateş şovu da yapardım efendim ama yemin ediyorum karnımız çok acıktı. Hala etin tadına bakamadık ve unumuzu, şimdi unumuzu döküyoruz. Tamam. Yağımız biraz ısındıktan sonra. Karışacak mı zaten? Evet. Hemen ben yardımcı olayım sadece. Bu işi size verelim Hasan Bey. Tamam, hemen. Efendim biliyorsunuz özellikle Gürcistan bölümünde de gördünüz. Orada da mutfağa girdim. Bir yerde gözleme yaptım efendim. En son gözlemeyi Türkiye'de Kahramanmaraş'ta yapmıştık herhalde. Bu ara Hasan abi gözleme yapmıyoruz.
Ama yapmamız gerekiyor. Sarımsağımız da aynı anda hazırlamamız gerekiyor. Hasan abi burası kızardı. Sarımsağımızı da attık. Tamam. Abi Türkiye standartlarında peşaman sosu var. Karar verdi atalım. Yani Türkiye'de herkes bunu biliyor mu abi? Bu peşaman sosu standart mı abi? Aşkılarım onu biliyor. Tamam. Abi şunu sana vermek istiyorum bir dakika. Çok az bir saat miktarda da tuzumuzu atacağız. Tamam. Çok güzel. Hasan abi şu mikrofonu sana vereceğim. Sana bir şov yapmak istiyorum abi. Evet. Şu kardeşinin de nasıl bir masterclass olduğunu görmen için efendim. İyi kullanmanız gerekiyor. Şöyle. Evet. Allah'ım süt. Hasan evet. Abi sütümüzü unutmuştuk. Evet, sütümüzü de veriyoruz yavaş yavaş. Evet. Mikrofonu bana daha yakın tutarsan abicim. Abicim sütümüz kesinlikle soğuk olması gerekiyor. Bunu unutmayalım. Evet. Çok soğuk olması. Evet. Şimdi bu birazcık mahallebi kıvamına gelecek. Koyulaşacak. Koyulaştıktan sonra da... İkimiz Hasan, ben spiker oldum, siz aşçı oldunuz. Evet. Hasan abici, senin bir de torunlar var benim bildiğim kadarıyla. Hatta bir tanesiyle geçen yıl bizi tanıştırmışsın. Daha doğrusu belki 2 yıl önce tanıştırmışsın. Ne yapıyorlar onlar? Şimdi iki tane torunum var. Biri Ege Alp, diğeri de Eymen Asaf. Ellerinizden öper. İnşallah onları da belki aşçı yapacağız dedelerin mesleğinden. Bu işi icra ederler. Hadi bakalım inşallah. Buradan çok selam söylüyoruz. Hayırlı bayramları olsun. Yengemizin de bayramını mübarek olsun. Eşimin de bayramı mübarek olsun. Çocuklarımın da, torunlarım Ege ve tüm ailemizin bayramı mübarek olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Hasan abi, hafiften kurulaşmaya başladı. Evet, biraz daha kaynayacak. Tamam. Fırınımızı da açtık. Evet. Kaç derece olacak? Yaklaşık 180 derece. 180 derecede 10 dakika. Şu anda dana kavurmamız hazır. Bu da hazır olduktan sonra tadına bakım işlemi başlayacak. Peşaman sosumuz şu anda hazır hale geldi. Evet. Ayıp söylemesi ben yaptım. Evet, doğru söylüyorsunuz. Buradan alacağız. Şu anda ne yapıyoruz Hasan abi? Hazırlamış olduğumuz saray kebabının garnitürünü, etini kalıp şeklinde kase yardımından yaptık. Tepsiye sıraladık. Bu şekilde üzerlerine peşaman sosu veriyoruz. Allah'ım. Şöyle birer kaşık. Allah'ım yemin ediyorum lezzet bombası oldu. Abi buraya gelip de senin misafirin olup parmaklarına hiç ısıran ya da dilini ısıran müşterilerin oluyor mu? Muhakkak olmuştur. Herkes lezzetimizi beğeniyor ve teşekkür ediyorlar. Peki bu damak çatlatma diye bir terim var ya. Evet. Açlar gerçekten çok kaliteliyse gerçekten de damak çatlatıyorlar değil mi? Evet, doğrudur. Gerçektir o da. Mühim olan her şeyi severek yapmak, sevgini katarak. Gerçekten çok zor şartlarda çalışıyorsunuz. Bulunmuş olmuş ortamda 3 tane klima, 1 tane vantilatör var. Ama şöyle baktığımız zaman her yer ocak, her yer fırın, her yerde ateşler çıkıyor. Ve kameramız sadece 5 dakika çalışıyor. Son sistem en yüksek kameraları kullanıyoruz ama kesinlikle ısıya karşı dayanıklı değiller. Evet. Ve geldik. Peşamel verdikten sonra kaşar peyniri üzerlerine şu şekilde. Kaşar peynirinde biraz önce tadına baktım. Gerçekten üst düzey bir kaşar peyniriyle tam yağlı. Tam yağlı olması gerekiyor. Buna dikkat etmek lazım. Şimdi Hasan abi bu çekimlerde seninle çok fazla uğraşmadım. Evet. Fark ettin abi. Evet, ne yapıyoruz abicim? Şimdi bunun dibini tutmaması için bir miktar su vereceğiz. Tamam. Verelim abi. Efendim gördüğünüz gibi muazzam bir yemek oldu. 3, 6, 9, 12 kişilik Hasan abi. Evet. Şimdi kameramanlarla bize zaten anca yetecek. 3 kiloluk buradaki kavurmamız da herhalde etimiz de anca yeter. Afiyetle yiyeceğiz. Yiyeceğiz abicim. Evet. Şimdi bir miktar su verelim. Fırına tepsiye attığımız zaman yapışmasın, yanmasın diye. Peki yağ koysaydık abi olmaz mıydı? Çok yağlı olur çünkü yağda kızarttığımız için garnitürü. Doğru. Her çok birisi yağda zaten evet. Kızartıldı. Evet. Şu şekilde yeterli.
Fırına. Aman Allah'ım, fırına doğru gidiyor. Evet, ben hemen gidiyorum efendim. Fırınımızın kapağını açıyorum. Uzun bekledik. Belki 3-4 saatimizi aldı. Saray kebabımız Osmanlı mutfağında. Evet. Gerçekten de her hafta en azından bir defa pişiyormuş değil mi abi? Evet, muhakkak pişiyordur. Şu anda hazır hale geldi. Enfes lezzetimizden karşı karşıyayız. Şöyle özetleyelim. Ne yaptık efendim biz şu anda? Şimdi buna önce etimizi kavurduk. Kavurma aşamasından sonra garnitürümüzü, patlıcan, patates, havuç, bunları yağdan geçtik. Ve içlerini, baharatlarını verdikten sonra, harmanladıktan sonra bir kase yardımından kalıp şeklinde tepsimize aldık. Ardından peşamel sos, peşamel sostan sonra da üzerine kaşar peyniri fırına attık. Yaklaşık 180 derecede 15 dakikada kızarıyor. Evet, Hasan abi. O zaman servisimizi yapalım. Yapalım. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Evet, şöyle hemen. Tadına bakalım, görmeyi siz yapın. Hemen, hemen abi. Bu yere çok sıcaktır, dikkat edin. O zaman Hasan abi, kavurmamızı da tabağa alalım. Tamam. Her ikisini aynı anda tadına bakalım abi. Tamam, tamam. Olur. Hemen devam edelim efendim yayınımıza. Devam edelim. Burada, şimdi... Kavurmamız hazır. Allah'ım, kapağını açtığımız zaman evet. O muazzam kavurmayı göreceksiniz. Evet. Ben başta Hasan abi gerçekten şüphelendim. Dana kavurma yapıyoruz evet. Ve bir buçuk saatte nasıl olacak diyerekten yemin ederim biraz önce tadına baktım, lokum gibi olmuş. Evet. Vallahi de billahi de siz bu işin gerçekten üstadısınız. Teşekkür ederim. Muazzam şeyler bugün bizlere yaptınız. İzleyicilerimiz de denerse sizin yine aynı şekilde yaptığınız gibi çok güzel oldu, leziz, lezzetli olan şeylerle önce karşılaşacaklar. Hemen şöyle kameraman arkadaşım da biraz daha yakından alabilir. Efendim bu muazzam kavurmamız, hemen bir tanesini alıyorum. İnanıyorum ki şu anda ülkemin neredeyse tamamı, hiçbir yetim, hiçbir ana, hiçbir baba, hiçbir köydeki insan et yemediğini ümit etmiyorum efendim. Her birine et gerçekten de yediklerini ümit ederek, normalde biliyorsunuz sadece gözleme ve tavuk tarzı şeyleri karşınızda yemeye çalışıyorum, et yemiyorum ama bugün rahat bir şekilde, gönül rahatlığı bir şekilde yiyeceğim. Bakalım gerçekten Hasan abim nasıl yapmış. Buyurun. Beğendiniz galiba. Bakın, ayıp olmasa ağzımın içini açacağım. Lokum gibi dağılıyor. Muazzam. Saray kebabı. Baharatlar. Tabii baharat biraz koyuyoruz. Tadı, kekin. Her şey mükemmel. Hemen sarayımıza geçiyoruz. Onu diğer tarafa alalım Hasan abicim. Abi, burada patateslerden başlayalım. Olur. Yanmadan yiyelim, sıcaklık. Ya yemin ediyorum, bildiğimiz normal patates ama bu kadar güzel olmaz demiş. Nasıl bu lezzeti bu şekilde gözümüzün önünde yaptı, hani sağdan soldan farklı yerlerden farklı şeyler de koymadı. Etimizden alıyoruz. Evet. Et, patates, patlıcan, kabak, havuç, peşamel sosu ve kaşar. Afiyet. Yemin ediyorum, tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Biliyorum, evet. Çok ünlü otellerde, çok ünlü mekanlarda. Evet. Türkiye'nin en büyük artçısın ve bayramın ilk gününü bize ayırdın. Vallahi billahi tebrik ediyorum. Eli öpülecek olan bir insansın. Hasan abi çok genç gözüküyor. Bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl 6 Şubat depreminde iş yeri sahibimiz Serkan Özçe beni 6 Şubat'ta Adıyaman'a göndermişti. Orada bir Manisa Belediyesi tarafından, Şehzadeler Belediyesi tarafından bir aşevi kurmuştuk. Ve orada da günde yaklaşık 5000 kişilik çorba, 5000 kişilik de akşam yemeği hazırlıyorduk. Tek şunu söylemek istiyorum. Cenab-ı Allah'tan hiçbir zaman, hiçbir ülkeye, hiçbir insana böyle bir acı, böyle bir felaket yaşatmasın. İnşallah bir daha oralara bu şekilde gitmek nasip olmasın. Yani deprem olarak gitmek nasip olmasın. Abicim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yengeme çok hürmetlerimi sunuyoruz. Güzel. Torunlarımızın gözlerinden öpüyoruz. Efendim bizler gerçekten bugün bayramın ilk günü Osmanlı mutfağında dana kavurma ve yine saray kebabımız.
beraber Hasan abimize yaptık. Biliyorum daha analarımızın, babalarımızın, kendi sülalemizin ellerini öpmeden sizlere bir şeyleri ekrana getirebilmek için gerçekten de muazzam bir çalışma serüveniyle karşınızda olduk. Efendim şimdilik Hasan abinin yanından ayrılıyoruz. Bakalım birazdan nerede olacağız? Nerede varsa bütün komşularımız yemek çeşitlerimizde, çarşımıza, hizmetimizdeyiz. Serkan abi, senin yüzüyor. Öyle mi? Yüzüyor abi. Klima yetersiz abi. 3 tane daha klima istiyorum buraya. Abi yemek yaparken yukarıda 3 tane klima, bir tane vantilatör vardı ama makineler 3 dakikada bir hata verdi. Ama şimdi burada bir müşteriyle kafaya da koyduk. Abi siz de tam sıcak, sıcak havaya denk geldiniz de ondan kaynaklandı. Kesilir. Kurbanı kimler keser? Bu konuda bilgilerine başvuracağımız Manisa'da çok kıymetli bir insan var yanımızda. Hayrettin hocamız, kendileri Manisa Merkez Hatuniye Camii'nin İmam Hatibi. Öncelikle hocam, bayramın ilk günü bize zaman ayırdığınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz size. Hayırlı bayramlarınız olsun öncelikle. Böyle bir günde benimle paylaştığınız için ben teşekkür ederim. Sizin, bizim ve bizi izleyen bütün seyircilerimizin, bütün insanımızın Kurban Bayramı mübarek olsun. Bayramlar sevinç günleridir, mutluluk günleridir. Sevinciyle, mutluluğuyla böyle bir bayramı idrak etmeyi Rabbim bizlere bahşettiği için sonsuz hamdü senalar olsun. Bizler neden kurban kesiyoruz ve kurbanı kimler kesebilirler? Kurban ibadeti bütün ibadetlerde olduğu gibi her şeyden önce Cenab-ı Hakk'ın emri olduğu için kurban kesiyoruz. Ve kurban kelime anlamı itibariyle de yakınlaşmak, Rabbimize yakınlaşmaya, onun rızasını elde etmeye vesile bir ibadet olarak kitaplarımızda izah edilir. Kurban aynı zamanda dinimiz İslam'ın en büyük nişanelerinden birisidir. Yani Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı gibi her bayramlarda olduğu gibi inanan insanları birbirine yakınlaştırmak, onlar arasındaki sevgiyi, muhabbeti, sadakati temin etmek ve paylaşmayı onlara yaşatmak adına Kurban Bayramı'nda da kestiğimiz kurbanlarla paylaşmak suretiyle de kardeşliğimizi, olanla olmayanı bir araya getirmek, zengin ile fakir arasında bir nevi gönül köprüleri kurmamıza vesile olan bir ibadettir. Hocam farz mı vacip mi? Kurban vaciptir ama önemli bir vaciptir. Yani nasıl ki oruç ibadeti sağlıklı olan oruç tutar, hasta olan tutmaz. Zengin olan hacca gider, fakir olana hac farz değildir. Kurban ibadeti de dinen zengin olan, yani
zekat vermeye nisap miktarı mala sahip olan, ne bileyim, hac etmeye üzerine farz olan kardeşlerimize kurban kesmek de vacip olur. O ölçüye ulaşan kurban kesmek de kendisine vacip olur. Ve kurban bayramında Müslümanlar, gücü yetenler kurban keserek bu bayramı bir nevi paylaşmaya vesile, bir sevinç paylaşımı, bir Allah'ın kula verdiği nimetleri de paylaşma adına bir paylaşım yaşarlar kurban bayramında. Peki bugün şu anda kurbanlarımızı kestik. Normal koyun, koç kesenler de oldu. Evet. Büyükbaş hayvan kesenler de oldu. Koyun, koç kesenler, o kesmiş oldukları hayvanın ne kadar miktarını hocam dağıtacaklar? Ne kadar miktarı evlerinde kalacak? Yani üçte biri evlerinde kalacak. Üçte birini yakın akrabalarına, komşularına dağıtacaklar. Diğer kalan kısmını hiç olmayan yoksul kesimlere ulaştıracaklar. Böylece kurban olmayanların da esas o nimetten faydalanmasını sağlayacak ve onun gönül huzurunu yaşayacağız. Bizde olanı olmayanla paylaşarak bir gönül huzuru sağlayacağız. Hazreti Ayşe validemiz, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Ayşe validemize soruyor, kurbanda ne kaldı geriye? Ya Resulallah, bir kürek kemiği kaldı. O zaman Efendimiz diyor ki, biz o zaman kürek kemiği harici hepsini verdik. Bütün eti vermişiz. Bütün eti verdik, sadece o kaldı. Yani önemli olan bütün bayramlarda olduğu gibi paylaşmak. Efendim, sevgiyi paylaşmak, muhabbeti paylaşmak, komşuluğu paylaşmak. Günümüz dünyasında biraz bunlar erozyona uğradı. Bunları yeniden toparlanmanın yolu da hem milli bayramlarımızda, nasıl ki milli bayramlarımızda milli heyecanlarımız kabarıyor. Devlet olduğumuzu, büyük bir millet olduğumuzu anlıyoruz, değil mi? Dini bayramlarda da dini değerlerimizi ayakta tutuyoruz, paylaşmayı, Allah'ın rızasına ulaşmak için daha neler yapabileceğimizi bayramlarda birbirimizle paylaşarak, kenetlenerek ortaya koyuyoruz. Sadece et paylaşımı değil tabii ki. Bayramlar başlı başına, bayram namazından sonra kurbanlarımızı keseriz. Kurbanları kestikten sonra anne babalarımızdan, büyüklerimizden başlayarak onların elini öperiz. Onların hayır duasını alırız. Ne bileyim, hastanelerde yatan hastalarımızı ziyaret ederiz. Onların duasını alırız. Gelenektir. Cezaevlerimizde olan mahkum kardeşlerimiz ziyaret edilir. Yaşlılar ziyaret edilir. Ve böylece bayram sevinci bir nevi sadece ayakta dolaşan, sağlığı sıhhati yerinde olan bizlerin değil de dışarı çıkma imkanı olmayan, günlük hayattan kopma noktasına gelmiş, eve bağlı, yatağa bağlı hasta kardeşlerimizi de, yaşlı amcalarımızı, büyüklerimizi de ziyaret ederek bu bayramın sevincini onlara da tattırma arzumuzu yerine getirmiş oluruz. O zaman evlatlar arasında, komşular arasında küskünlük, kırgınlık varsa bayramlarda tam bunun için bir vesile aslında, barışma adına. Muhakkak. Şimdi biraz önce de değindiğim gibi, yani modern dünyanın hızlı hareketi, efendim hızlı çalışma hayatı, çok yoğun bir çalışma temposu bizi bazı şeylerden de kopardı. Yani aile hayatımızın büyük bölümü çalışma hayatına kayınca ve o birliktelik de azalınca sevgi, muhabbet de biraz yara aldı. Dolayısıyla maddi imkanları paylaşma noktasında bazen anne babaların farklı davranması, bazı kardeşlerin daha fazla dünya malı hırsı, talebi gibi şeyler bölüşümlerde kırgınlığa, küskünlüğe sebep oldu. Ben bizzat şahidim hocam. Bizzat şahidim. Evet. Sadece evin parsellerinden dolayı, yani bir dönüm maksimum bir parselden dolayı tam 30 yıldan beri ana, evlat, kardeş birbirine düşman bir şekilde konuşmuyorlar. Uzun yıllar konuşmayan yakınlarımdan bilirim. Bir bayram ziyaretinde kendisini ziyaret ettiğimde dedim ki, artık hastaydı, son zamanlarıydı belki.
30 yıl konuşmadınız kardeşinizle dedim. Sebep neydi? Yine küçük bir dünyalık mesele. Sonra değdi mi dedim kendisine. Değer mi işte? Zaman akıp gitti. Geriye sadece yaşanmamış güzellikler, ötelenmiş birliktelikler ve pişmanlıklardan başka bir şey kalmadı demişti. Gerçekten bunları yaşadıktan sonra anlamak bir şey ifade etmiyor. Bunları yaşamadan nefsimize, benliğimize bir gem vurarak dur ne yapıyorsun kendimize diyerek bazen nefsimizi ayağımızın altına alarak şöyle bir durum vardır. İnsanlar hep karşıdan beklerler ilk adım atmayı. Halbuki ilk adımı kim atarsa Allah'ın rızasını kazanmaya en yakın olan odur. İlk adım atan. O zaman bayramda buradan evet. Hocam bütün ülkemizin güzel insanlarına, dünyada yaşayan bütün insanlara şöyle seslenelim. Eğer aranızda kırgınlık yaşamış olduğunuz yakınlarınız, dostlarınız ya da arkadaşlarınız varsa ondan adım beklemesinler hocam. İlk adım atmak. İlk adımı biz atalım o zaman. Evet. Hem Kurban Bayramı hem bayram da bayram gibi geçmiş olacaktır değil mi hocam? Mutlaka. Bunu yaptığımız zaman elbette ki gerçekten o gerçek sevgiye, gerçek dostluğa, gerçek akrabalığa. Şimdi yani kardeşler arasındaki bir kırılma, bir küskünlük, bir kırgınlık orada kalmıyor. Çocuklara yansıyor. Çocuklar o dayı sıcak dayı amca sıcaklığını, ne bileyim halasıyla olan sıcaklığını, teyzesiyle olan sıcaklığını yaşayamıyor. Neden? Büyüklerin birbirine olan kırgınlığından dolayı. Bize düşen, özellikle eskiden şöyle olurdu, aile büyükleri bu tür durumlara el atarlardı. Gelin buraya derlerdi küçüklere, ne yapıyorsunuz? Onları barıştırır, sarılırlardı ve durum telafi edilirdi. Bugün biraz o sıcak bağlar da zayıflayınca dargınlar da küskünler de barışmakta zorluk çekiyorlar. Ama bu bayram inşallah bir başlangıç olsun. İnşallah. Bir vesile olsun. Küs olan, kırgın olan önce kendi gitmeyi denesin. Şöyle bir şey oluyor. İşte ben gidersem o diyecek ki nasıl ayağıma geldi. Bunlar boş evhamda belki demez. Kendi kendimize bu tür kurgular ortaya koyarak o sıcak kardeşliğimizi, sıcak aile yakınlığımızı, sıcak komşuluğumuzu ötelemeyelim. Pişman olacağımız günleri bugün adım atalım. Bugün. Bayramın ilk günü efendim. Çok kıymetli hocam bize zaman ayırdınız. Çok teşekkür ediyoruz.